Evet, şimdi arkadaşlarımız da görüntülemişti. Binalardan eşyalarını alanlar nakliye araçlarıyla vinçleri dayayarak oradan eşyalarını indirmeye çalışan insanlar başka şehirlere giderken taşınıyorlar. Bununla ilgili bir uyarı geldi. Valilik koordinasyonunda yapılacak. Ağır hasarlı evlere kesinlikle girilmeyecek. İzinlerle bu taşınma işlemleri yapılacak dedi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Şimdi burada bir akut dönem var, bir de uzun vadede yaşanacaklar, ihtiyaçlar ve bunların planlanması. Böyle bir haftalık, iki haftalık bir süreç değil bu. Yıllara yayılacak ama özellikle bu bir yıl daha da zorlu geçecek. Akut Operasyon ve Acil Durum Yöneticisi Serhat Akbel şimdi konuğum. Ona soracağız, yardımlar nasıl sürdürülebilir? Serhat Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Geçmiş olsun tekrar herkese. Herkese başımız sağ olsun. Şimdi bölgede öncelikli çalışmalar canları, insanları kurtarmak adına yapıldı. Hala da sağ çıkarılan insanlar var. 12. gündeyiz. İşte sonrasında enkazların kaldırılması, yaşamın normal adımlara, normale yavaş yavaş döndürülmeye çalışılması için çalışmalar. Ve bu giden yardımların da hem doğru, hakkaniyetli şekilde dağıtılması hem de sürekliliği. Şimdi bizim gördüklerimiz var. Bir de sizin bu işin uzmanı olarak gördükleriniz ve tespitleriniz var. Siz buna ilişkin nereden başlarsınız? Bizim görmediğimiz neleri görüyorsunuz önümüzdeki döneme ilişkin? Evet, şimdi ilk etapta en öncelikli ihtiyaç araba kurtarma, sağlık yardımı. Bu kısımlarda artık koordinasyon ve çalışmalar devam ediyor. Oldukça azalmış durumda ve artık iyileştirme dönemi dediğimiz afet yönetiminde insanların normal hayatına dönmesi için yapılacak işlemler var. İşte şimdi çadır kentler kuruldu. Bu çadır kentlerden hemen sonra konteyner kentler, biraz daha kalıcı olabilecek, daha insanların sağlık koşullarının veya güvenlik koşullarının daha yeterli olabileceği konteyner kentlere dönüştürülecek. Daha sonrasında da bu bölgede artık kalıcı konutlar yapılarak hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam edecek. Burada ilk anda evet, herkes şu an bölgeye tamamen odaklanmış ve yardım gönderme üzerinde çalışmalar yapılıyor. Koordinasyon da yapılıyor. AFAD'ın koordinasyonları var. Sivil toplum kuruluşları AFAD'la koordineli bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla burada önemli olan, sizin de söylediğiniz gibi, kaynağın bir anda bölgeye aktarılmasından öte kontrollü ve düzenli ve sürdürülebilir devam ettirilmesi gerekiyor. Yani örnek veriyorum, yiyecek gönderiyoruz. Evet, göndermeye devam etmemiz lazım. Bunların sürdürülebilir malzemelere dönmesi gerekiyor artık. Daha uzun süre saklanabilecek, stoklanabilecek ve kullanılabilecek malzemelere dönmemiz gerekiyor. Kıyafetle ilgili yardımlar yapılıyor. Bununla ilgili zaten bölgede şu an artık kriz merkezi biraz daha düzenlenmiş durumda. Çadırla ilgili yardım yapılıyor. Önemli olan, hani bir ile bir ilçeye çok fazla malzeme hani yığıp kullanılmayacak, atıl durumda kalacak bir şekilde gelmesinden öte her yere, her bölge, çünkü çok büyük bir afet, siz de biliyorsunuz, hepimiz en başından beri bunu anlatıyoruz. 10 tane etkilenen il var, onlarca ilçe var, yüzlerce mahalle var, binlerce köy var. Yani bunların her birine düzenli, kontrollü, eksiksiz bir şekilde yardım gitmesi gerekiyor. Bu kısım çok uzun sürecek, yani devam edecek bir süreç. Kaynaklar yeteri miktarda devam etmeli, bağışlarımız devam etmeli. Bölgeye giden sivil toplum kuruluşlarına da destek olmamız gerekiyor. İşin artık en zor, uzun kısmına geldik. Burada da iletişimi devam ettirmekte, sizlerin özellikle basın tarafından bu konunun gündemde tutulmaya devam edilmesi gerekiyor. Yani bundan bir ay sonra da, iki ay sonra da, bir yıl sonra da bölgede desteğe ihtiyaç olacak. Şimdi örneğin çadırlar ilk anlamda geçici, ne kadar kurarsak, insanları ne kadar kapalı bir alana taşıyabilirsek onu yapalım diye götürülüyor. Ama burada herhalde insanların tuvalet, duş ihtiyaçlarını daha sağlıklı karşılayacağı, belki içinde yemeğini yapabileceği, çünkü sıcak yemek ihtiyacı önemli. Sıcak yemek için seyyar, orada mutfaklar kuruluyor, onların çalıştırılması, onların enerji temini, o kadar çok boyutu var ki bunun. Çocuklar için yarın öbür gün belki konteynerlerden okullar kurulacak, sağlam okulların yanında sağlam olmayan alanlarda. Hayatın her alanı için bir çözüm gerekiyor. Şimdi özellikle mesela çadır yerine orada konteynerler kurulduğunda herhalde bu tuvalet, banyo, bu yan ihtiyaçlar azalıyor değil mi? Orada birkaç çözümü bir arada sunmuş oluyorsunuz sanırım. Kalıcı konut gibi olmasa dahi epey kolaylaştırıyor oradaki hayatı, benim sizlerle yaptığım konuşmalardan anladığım kadarıyla. Evet, yani konteyner bir
daire gibi, bir bina gibi tabii ki çok %100 konforlu değil ama çadıra göre çok daha konforlu. Bir de kış şartlarındayız. İklim zor, hava şartları çetin. Dolayısıyla burada çadırdan çok daha konforlu, çok daha güvenli çadır kentlere göre. Altyapı tabii önemli konulardan biri. Halk sağlığı için önemli. Şimdi çadırlarda ortak alanlar kullanılıyor. Ortak tuvalet alanları kullanılıyor. Evet, bunların sürekli temizliği, kontrolü görevliler tarafından takip ediliyor ama sonuçta ortak alanlar kullanılıyor. Konteynerlere geçildiğinde, uygun konteynerler bölgeye nakledildiğinde, içerisinde işte bir tuvalet alanı olan, küçük bir de olsa bir mutfağı olan, sizin de söylediğiniz gibi ailelerin en azından kendi mutfağını kullanabileceği alan oluşturulduğunda biraz daha olsa hayat kaliteleri arttırılabilmiş hale getiriliyor oradaki depremzede olan vatandaşlarımızın. Çünkü hani bina yapmak o kadar da hani hızlı olabilecek bir durum değil. Şimdi hasar tespitleri yapılıyor. Şu anda ayakta gözüken binalardan da yıkılacaklar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı sayılar var. Çok fazla ilde yıkım yapılacak. Sonrasında yeniden binalar yapılacak, kalıcı konutlar yapılacak. Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Sizin de söylediğiniz gibi çocukların okul ihtiyaçları, yani okulların oluşturulması. Şimdi hasarlı olanlar var, olmayanlar var. Bunların tespitleri yapılacak. Gerekiyorsa konteynerlardan, çadırlardan okul alanları. Ki şu anda bile çocuklar için özel çalışmalar yapılıyor. Aha. Özellikle psikolojik destek konusunda çalışan birimler var. Hastane için işte sahra hastaneleri kurulmuş durumda. İşte evet. Hasar tespitleri yapılıyor. Tekrar hastane. Yani bir şehirde olması gereken bütün imkanları şu an öncelikle mobil olarak kurulması gerekecek. Sonrasında tekrar normal hayatımıza dönebilmemiz için inşaat süreci devam edecek. Serhat Bey, siz hala bölgede misiniz bu arada? Ben AKUT'un genel koordinasyon kısmındayım. Ekiplerimiz bölgede. Ben bölgede değilim. İlk andan itibaren koordinasyonundan sorumluyum. Ama sahayla ilgili işler sormak istiyorum. Sonuçta sizde bilgiler var. Mesela Adıyaman'da yani 200'e yakın zannediyorum mobil tuvalet kurulmuş. Bazı bilgiler paylaşıldı. Başka şehirlerde de öyle. Mesela ilk günden itibaren ben hatırlıyorum. İlk sabahtan itibaren bunları daha önce afeti yaşamış kişilerle vurgulayarak özellikle söyledik. Çünkü bir an için onlar ilk olarak akla gelmiş. Ama birkaç gün tuvalet çok ciddi bir sorundu. Mesela şu an sahada insanlara da biraz bilgi verelim. Mesela tuvaletler yeterli seviyeye geldi mi? İnsanlar, çünkü duşlar kurulmuş yine seyyar olarak, mobil olarak duşlar. Bunlarla ilgili hangi aşamadayız? Daha ne kadar gerekiyor? Buradan çünkü oraya yardım götürenleri ve organize edenleri de duyurmuş olalım. Bu anlamda şu an sahadaki en önemli ihtiyaçlar ne? Şimdi bu tarz büyük afetler sonrası salgın riski en önemli problemlerden biridir. Yani dolayısıyla uygun şekilde altyapı kurulamazsa, tuvalet ve benzeri konularla ilgili altyapıları kuramazsak önümüze başka bir afeti oluşturma olasılığı var. Bu sebeple de ilk andan itibaren bölgeye karavan tuvaletler, mobil tuvaletler gönderildi. Belediyeler sağ olsun Türkiye'nin her yerindeki belediyelerin elindeki bütün kaynakları bölgeye aktarıyorlar. Burada bu kısımla ilgili yeterlilik, yetersizlik kısmı aslında her ailenin konforlu bir şekilde tuvalete ulaşabilmesidir bu işin yeterliliği. Dolayısıyla hani henüz tam %100 yeterli diyemeyiz ama ilk günlere göre çok daha sayısı artmış, kontrolü yapılmış ve temizlikleri yapılır pozisyonda. Şehrin de altyapısıyla ilgili, kanalizasyon sistemleriyle ilgili özel ekipler, belediye ekipleri çalışıyor. Bunlar da hareketler. Yani şimdi mobil tuvaleti tek başına götürüp alana koymanız yeterli değil. Bunu bir gider sistemine bağlayabilmeniz gerekiyor. Yani şehrin her yerinde de bu büyük çukurlar açıp bunları toplayamazsınız. Dolayısıyla kanalizasyon sistemini ayağa kaldırmanız gerekiyor. Burada önemli olan yani bir bölgeye yardım götürecekseniz, bu bir mobil tuvalet de olabilir, yemek de olabilir, ilk yardım malzemesi de olabilir, fark etmez ne götürecekseniz mutlaka o bölgedeki il veya ilçe kriz merkeziyle iletişime geçin. Ne olursa olsun zaten bu işi yapan profesyonel sivil toplum kuruluşları, bu işin içerisinde olan insani yardım kısmında Kızılay'da olsun, farklı bilimlerde olsun zaten birbirleriyle iletişim halinde ilk günden itibaren. İl bazında söylemektense mutlaka yola çıkmadan önce yardımla onay alın, teyit alın. Belki o, yani o ilde o ihtiyaç yok ama başka bir ilde çok fazla ihtiyaç var. Ona göre yönlendirme yapılır. Önemli olan konu bu ama tuvalet için veya işte duş için veya farklı şeyler için henüz %100 tamamen kapasite dolmuştur ve ihtiyaç yoktur demek çok zor. Bir de bölgede şu an çalışanlar gerçekten çok zor şartlarda, hem duygusal hem fiziksel bir yükün altında çalışıyorlar. Orada sürekli çalışacak bir döngüyü de, değil mi? Hem yani bir noktadan sonra insanlar kendi bulundukları şehirlerde günlük rutinlerine döndükçe bölge, ne yazık ki böyle bir gerçek var. Bir kısmen unutuluyor. Tabii ki gönüllüler olabildiğince destek vermeye çalışıyorlar ama bu sayı günden güne azalıyor. Orada sürekli bir döngüyü sağlayabilmek, belki daha uzun bir takvimi oluşturup oradaki dönüşümlü ekipleri de bugünden yavaş yavaş planlamak gerekiyor. Serhat Bey, şöyle de bir şey gördüm ben sosyal medya paylaşımınızda. Sizin gönüllülerinizden de bölgede yaşamını yitirenler oldu sanıyorum, değil mi?
Evet, bizim Maraş'ta ve Antep'te, Kahramanmaraş'ta ve Antep'te hali hazırda ekiplerimiz var. Sabit bölgesel ekiplerimiz var. Buradan bir arkadaşımız ve eşi depremde hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. Yani bu şey bizim için çok zor. Kendi arkadaşımız, ekip arkadaşımız, yani herkes için çok zor. Tabii ki o bölgede arama kurtarma yapmak, canlı insanları veya işte hayatını kaybeden insanları çıkartmak çok zor. Ama bir ekip arkadaşınıza müdahale etmek, bu biraz yıpratıcı bir süreç. Bizim için ekip olarak gerçekten zor bir süreçti. Şu anda bu söylediğiniz ekip değişiklikleri ve dinlenmiş personelin sahaya gönderilmesi, çünkü sonuçta arama kurtarmacılar da, bölgede yardım sağlayıcılar da, sağlıkçılar da, herkes insan. Ve hepimiz bunlardan etkileniyoruz. Çok zor şartlarda, özellikle ilk günlerde çok zor şartlarda çalışıldı. Şimdi kademeli bazı değişiklikler yapılıyor. Özellikle ilk giden ekiplerimizde tekrar değişiklikler yaptıklarımız var. Sahada olmaya devam edeceğiz. Yani arama kurtarma tamamlansa da biz akut olarak zaten bölgede ekiplerimiz var. Elimizden geldiğince ne gerekiyorsa bu bölge için, eğitimse eğitim, malzeme taşımaksa malzeme taşımak veya işte çadır kentlerde görev almaksa, neyse hani o bölgede ne yapılacaksa, bizim gibi bir sürü sivil toplum kuruluşu var, bir sürü arama kurtarma ekibi var. Farklı insanlara yardım için çalışan gönüllüler var. Koordine olarak birbirimizle iletişim halinde son, artık gücümüzün sonuna kadar, oradaki ihtiyaç bitene kadar bölgede olmaya devam edeceğiz. Hala size gönüllü başvurusu yoğun şekilde geliyor mu? Biz de katılmak istiyoruz diyenler. Bu depremin evet, ardından. Yani, çok yoğun bir başvuru alıyoruz. Hani bunu da buradan açıklayayım. Arama kurtarmacı olmak çok kolay bir iş değil. Yani bugün hemen gönüllü olduk, yarın sahaya gideceğiz diye bir süreç yok. Yaklaşık 1,5-2 yıl eğitimler sürüyor. Yani gerçekten akut üniformasını giyip enkazın üzerinde arama kurtarma yapmak için, ancak her gönüllüye ihtiyacımız var. Sonuçta bu bir afet oldu ve bitti değil. Yani bir daha afet olacak. Başka afetlerle karşı. Keşke olmasa. Evet. Hep konuştuğumuz Büyük Marmara depremi, İstanbul depremi konuşuluyor. Farklı yerler var. İzmir var. Yani Türkiye'nin her yerinde afetlerle ilgili veya orman yangınlarıyla ilgili de çalışıyoruz. Doğada kaybolmalarla ilgili. Akut sadece depremde çalışan bir sivil toplum kuruluşu değil. Her gönüllüye ihtiyacı var. Hepimizin yapabilecekleri var. İlla enkaza da gitmek zorunda değilsiniz. İlla dağın tepesinde kurtarma yapmak zorunda da değilsiniz. Geri hizmette, lojistik kısımda. Yani şu an mesela bizim genel merkezimizde çoğunluğu üniversite öğrencisi olan genç arkadaşlarımızdan bir ekibimiz de var. Yaklaşık 15 bin tane ihbar alındı. Bu ihbarların hep, büyük bir kısmı mükerrer, birbiriyle aynı ihbarlar, farklı farklı yerlerden geliyor. Bunların hepsi bilgisayar ortamında yapay zekayla temizlendi, ayıklandı ve buradan gelen ihbarlarla bölgedeki ekiplerimize yönlendirme yapıp arama kurtarma yaptık. Bu da çok önemli bir hizmet. Evet. Tabii ki enkaza gitmek bambaşka bir şey. Kısacık bir son soru. Bugün hala ısı tespit edildi. İletişim kurulanlar var. İki noktada yayın yapıyoruz oradan. Dün gece de genç bir anne, bir 14 yaşında çocuk, iki genç erkek kurtarıldılar. Yani şu dönemde hala kurtarma aşamasındayız. Bunu zaten vurguluyoruz ama. Çünkü bir kepçe operatörünün dikkatiyle anne fark edildi yatak odasına doğru ilerlerken. Sahada şu anda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bir yandan da herhalde bu takvim anlamında da vurgulamak lazım. Hala arama kurtarma süreci devam ediyor diyebiliriz. Evet, yani son moloz, son veya işte ihbar, artık yani hiçbir kayıp herkese ulaşıldı canlı veya hayatını kaybetmiş şekilde diyene kadar canlı olasılığı vardır. Dünyada örnekleri var. Kişilerin kaldığı yer, içeride kullanabildikleri kaynaklar, bunların hepsi süreyi ilgilendiren konulardır. Sıkışma durumu, sıkışmama durumu gibi. Dolayısıyla biz arama kurtarmada son moloz kalkana kadar canlı ihtimali olduğunu düşünürüz. Dolayısıyla her an yeni bir sevinçle karşılaşabiliriz. Yeni bir canlı çıkabilir enkazlardan. Bu yüzden de enkaz kaldırma çalışmaları uzman kişiler tarafından gözlemlenerek yapılır. Bu konu önemli. İşte az önce söylediğiniz gibi kepçe operatörleri olsun, farklı birimler olsun, hepsi gözleri o kepçenin veya işte çalışmaların ucundadır. Sürekli sürekli her kat kaldırıldığında tekrar bakılır, kontrol edilir. Umarım daha çok böyle sevindirici haber alırız. İnşallah. Yani çalışmalar dediğim gibi son ana kadar devam edecek. Peki.